viskiler kaç senelik birader? O ne öyle yahu? Mürşit sen yeni mi geldin ya bizim yayınlara? Hoş geldin. Kaç senelik? Yani en yaşlısı 18 senelik bende buradaki viskilerin. Onun dışında viski koleksiyonu ve içeriği yapmayı seviyorum. Haliyle birikiyor bunlar yavaş yavaş. Biraz elma yiyelim dayı. İzledim izledim, içeride bayıldım. Devamını bekleriz. Ben seni uzun süredir takip ediyorum. Ha eyvallah abi. Ben de bir anda geldin gördün şaşırdım diye diyorum. Çünkü benim arka plan oldu o iyice. Yani şöyle ben son bir 5, aslında bir 5 sene önce falan ben viskiye merak sardım. O da ne zaman sardım biliyor musunuz? Biz genelde arkadaşlarla dışarıda rakı içerdik. Bir ara alkole acayip zam geldi. O ara bir baktım ki ulan rakıların durduğu yerde viskiler de duruyor ve viski fiyatları, rakı fiyatları viskiye yaklaşmış yani. Dedim ki aga yani bu viski neymiş yani, şuna da bir girelim. Ondan sonra aldım bir tane denedim, beğenmedim. Dedim bu ne baba ya falan. İnternetten izledim millet ne içiyor viski falan. Abi baktım bayağı viskinin ayrı bir kültürü var falan. Oradan küçük küçük merak sardım öyle yani. Zamanla da birikti. Aklım olaydı. Vakti zamanda çok ucuza çok kaliteli viskiler de alıp içtim. Çok da pahalı değildi viskiler o zaman. Yani YouTuber birisi olarak kazandığım parayla ben rahatça ne bileyim 18 yıllık viski alıp içebiliyordum mesela. 300-400 lira filandı. 500 liraydı galiba hatta 18 yıllıklar filan. Şimdi 3.400 TL falan. O kadar komik ki şey oldum böyle. Aga bu para verilmez ya viskiye falan oluyorum yani. Jura'nın 21 yıllığını gördüm geçen. 3.400 TL'ye satıyorlar. Jura'nın 21 yıllığı. Yani içeceğim la ben seni. Yani 3.000 TL vermek falan artık bana şey geliyor ya. Zul geliyor yani. İyi değil. Tabii benim damak tadımdan bahsediyorum. Ne o abi iyi değil dediğin? Viski mi? Mümkün değil. Abi şarap da diyorum daha ucuz aynı içeriği şaraplarda da beklerim senden. Ya hacı ben de şarap da diyorum. Ben yani şarap yani iyidir yani şarap. İçilir yani şarap da. Beni şarap şey yapmıyor ya. Hani böyle bir etkilemiyor yani öyle söyleyeyim özetle. Anladım kafa yapmıyor. Yok kafa yapmak değil zaten. Ben kafa yapacak kadar içmem hiçbir alkolü. Tat vermiyor ya şarap bana. Yani şarap yani bir yemeğin yanında falan böyle içerim şarabı da kovalamam ben şarap yani ne bileyim. Benim içimden o gelmedi. Şarabın lezzeti bana hiçbir zaman şey gibi gelmedi. Viski gibi böyle o baba bu neymiş be? Ne var lan bunun içinde falan oluyorum ben viski içtiğimde. Biraz da böyle o tatları yakalamayı öğrenince daha da keyifli oluyor. Ama şey şarap yani içiyorsun tamam var güzel bir takım notalar. İşte damak tadı meselesi ya acı bu tam olarak damak tadı meselesi. Benim damak tadım şarap içtiği zaman mutlu olmuyor yani. Bunları koleksiyon ürünü olarak satın alıp kâr ederek sarmalar oluyor mu? Viskiyi mi? Viskide koleksiyonculuk çok var evet. Ama yani benim seviyemde değil o böyle şey seviyesi. Yani ya harbiden bu işin tutkunu olacaksın ya da sağlam paran olacak. Şöyle de oluyor mesela expression diyorlar, ifade diyorlar. Bu tabiri ben ileride viski konuşursam daha sık duyarsınız. Şaşırmayın delirmiş bu falan diye. Yani hep standart viskiler olur piyasada. Mesela gidersin Jameson alırsın içersin. Ama dönem dönem... Ne oluyor lan bu müzik ne? Expression denilen dönem dönem limited edition gibi düşünün. Mesela geçenlerde Jameson'ın Garaguzu'yla ortak bir şişesi çıktı tamam mı? O şişe mesela çıktığı zaman 1.000 tane çıkıyor. Sektörün içinden biraz daha bu işleri yakından takip eden adamlar mesela o zaman gidiyor. Jameson'ın bu sınırlı sayıda üretilmiş şişesinden. Diyor bana 10 tane atın kenara diyor. Herifin parası da var yani. Ya da o 50 tane ayır bana kenara diyor. Viski rafta durduğunda eskiyen bir şey asla değil. Haliyle yakalamışken adam 50 tane atıyor kenara. Kim bilir belki 10 sene sonra birileri diyecek ki sallıyorum şu anda. Ulan diyecek ya. Jameson'ın var ya aslında en güzeli o bir tane Black IPA vardı ya bu Garaguzu'yla. O çok iyi diyecek. İrlanda'da. O zaman dünyada başlayacaklar aramaya. Vay bilmem kaç senesinde Türkiye çıkmış Garaguzu Jameson Edition'ı biz İrlanda'da satın almak istiyoruz. Adam o zaman aldığı paranın 10 katına, 20 katına, koleksiyoner ürünü olduğu zaman
30 dolar aldı diyelim ki şişeyi, diyecek ki ben veririm size şişesini 300 dolardan veririm diyecek. O noktada koleksiyon ürünü olduğu için satılır. Var yani bu işlerin böyle piyasaları. Ama benim hiç takip ettiğim bir şey değil ya. Ya çünkü ne o? Ben bunun tadını sevdiğimden içiyorum yani bu. Benlik değil o muhabbet. Bana bir single malt önerir misin? İlk single malt deneyimim olacak. Sana güveniyorum. Uf, bu çok zor bir soru kardeşim. Çünkü single malt zaten viskinin biraz zurnanın zort dediği yer. Yani şey gibi düşün. Mürşit, senin bana gelip hani bana bir single malt önerir misin demen şey gibi düşün. Nasıl ben sana anlatayım bunu? En güzel örnek şu olabilir herhalde. Bana bir oyun öner, ilk kez oyun oynayacağım. Abi şimdi oyun var, oyun var. Anladın mı? PUBG'de var, Fortnite'da var, FIFA'da var. Yani var da var. Hani sen daha önceden neleri sevdin? Alkol olarak sevdiğin, içtiğin şeyler nedir? Belki biraz onları bana söylesen. İyi kötü kafamda bir fikir canlanır. Yani mesela... Yani... Anladın mı? Böyle havadan gelip böyle sorunca şimdi mesela sen belki koyu ağır tat sevmiyorsundur. Veyahut da... Ya da viskiyi böyle erkek viskisi gibi seviyorsundur. Daha sivri tatlar seveceksin. Yumuşak bir şey tavsiye ederim. Ters gelir. Yani... Bana bir tane viski tavsiye et, çok iyi olsun diye bir şey açıkçası yok. Böyle bir tavsiye veren de yanlış tavsiye verir. Onları da dinlemeyin. Herkesin damak tadı başkadır. Sen yaşadığın yer itibariyle acı yiyerek veyahut da sıcak çay içerek büyümüşsündür. Damak tadın başkadır. Bir ikisi atıyorum et yemeğinin bol yendiği bir yerdedir. Onun damak tadına uygun viski bambaşkadır. Hep çok değişken şeyler bunlar. Öyle bir tane iyi yok yani. Şimdi ben sen bana geldin dedin ki bana bir oyun tavsiye et. Ben sana dedim ki Disco Elysium. Ben çok seviyorum Disco Elysium'u. Ama Disco Elysium'u herkesin sevmeyeceği o kadar bariz ki. O yüzden sen bana biraz daha fikir ver. Ne seversin, ne içtin daha önce falan. Hani öyle bir fikir versen belki daha rahat bir şey söylerim. Ben Jack Daniels ve hikaye sağlam oyunları seviyorum. Öyle düşün. Jack Daniels. Kanka Jack Daniels seviyorsa Jack Daniels viskilerin en kötüleri arasında. O yüzden iyi bir noktadasın. Hayırlı olsun. Yani buradan yukarıya gidersin sadece öyle söyleyeyim. Yani şöyle şunu lütfen unutmayın. Jack Daniels'ı Amerikalı yumurta pastırma falan yaparken yani tavaya pastırmanın üzerine döküyor. Öyle kıymetsiz bir alkoldür Jack Daniels. Şimdi sen Jack Daniels sevdiysen, içtiysen ve sevdiysen kafan rahat olsun. Jack Daniels sevdiysen iyi bir yerdesin yani. Buradan sonra hep daha iyiye gideceğiz seninle. Yani. Öyle düşün. Ha, Jack Daniels demişti arkadaş. Şimdi Jack Daniels seviyorsan hacı, Jack Daniels Bourbon'dur. Ne demek Bourbon? Amerika'da üretilen viskidir. Single malt genelde single malt dendiği zaman İskoç viskileri kastedilir ama aslında single malt İskoç viskisi değil. Her viski single malt olabilir. Yeter ki tek mahsulden üretilmiş olsun. Karıştırma olmasın. O yüzden sana tavsiyem eğer yapabilirsen bir kere Bourbon sevmişsin. İskoçya'ya hiç geçme. Şöyle ben buradan bir kalkayım 2 dakika. Kulaklığımı bir çıkarayım. Şuradan kardeşime bir Amerikan single malt elimde var mı ona bir bakayım. Rahat bulabileceğin şeyler değil ama Amerikan viskileri bizim ülkemizde. Şöyle bir tavsiyem var. Single malt arayışının sebebi muhtemelen sağda solda single malt çok iyi diye duyduğun içindir. Yani Mürşit, ben sana onu söyleyeyim. Ama demin de dediğim gibi yani single malt övmek diye bir gelenek var ama sen Jack Daniels içip sevmişsin. Şimdi Jack Daniels cidden şey hani ya FIFA'sıdır viski işinin yani öyle söyleyeyim. Oradan sonrası hep yukarıyadır. Haliyle sana tavsiyem single malt değil de ben sana daha iyi viskiler önereyim. Bourbon içmişsin, sevmişsin. Bourbon içip sevdiysen bence şeyden devam edebilirsin rahatlıkla. Bourbonlardan. Woodford Rye mesela. Knob Creek. Bunlar sana tavsiye olarak verebileceğim bazı içkiler. Ha, piyasada şey kolay bulunmuyor. Amerikan Bourbon'u kolay bulunmuyor. Biraz viskiden anlayan dükkanlar satıyor ya da meraklısı buluyor öyle şeyleri falan. Şimdi o noktada da single malt illa denemek istiyorsan Glenlivet, Glenfiddich gibi bu piyasanın
popüler isimler. Yani single malt deyince hemen onun adı gelir falan gibi o piyasanın meşhur isimleri var. Glenfiddich'ler, Glenlivet'ler. Bulabilirsen Macallan çok övülen bir single malt'tır. Bu saydığım üçü de benim single malt'larda kişisel tercihim değil. Ama kişisel tercih damak tadı meselesi. Sen Jack Daniels'dan öteye ilk önce biraz damağını açman lazım hacı. Jack Daniels damağı gevşek damak. Yani Jack Daniels bu işin köpek öldüreni. Anladın? Şarap biliyorsun diye öyle söylüyorum. Sen Jack Daniels'dan yukarıya bir yavaş yavaş gel bakalım nerelere geleceksin. Yani öyle değil. Geçenlerde Balvenie aldım bir tane. 6 yıl şeride, 6 yıl meşede bekletilmiş. O kadar hoşuma gitti ki. O böyle tahta tahta meşe notalarının arasında sherry'nin tatlı tadı karışmış. Çok hoşuma gitti. Ama kimisini içtirsem der ki bunu abi şekerli ya bunun tadı der. Çünkü damak tadı her insanda başkadır. O yüzden bizlerin de yayınlarda viski konuşması için sizin de ara ara viski deniyor olmanız gerekiyor arkadaşlar bu arada haberiniz olsun yani. Glenfiddich Single Malt Whisky Testing Collection 3x5 CL. Ben bunu denedim. Alakası yok. Harika bir seçim. Neyin? Sayın Sungur Çiçek, meyve ve tatlı notalarına göre 1-2 viski önerebilir misin? Hah, bak böyle geldiğin zaman daha rahat konuşuyorum. Yaz kardeşim. Tatlı diyorsan, meyve diyorsan. Çiçek diyorsan. Monkey Shoulder. Glenmorangie. Glenlivet'in bulabilirsem 16'lığı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Genel olarak İskoç viskilerinde Ayla viskilerden uzak dururlarsa ben sana tavsiyeyi şöyle vereyim kardeşim. Sen bak İskoç viskilerine, tamam mı? Bu İskoç viskilerin üzerinde içerisinde Ayla yoksa blend derken Ayla yoksa Ayla viskileri diye bir şey var, tamam mı? Islay, peated gibi kelimeler yazmıyorsa çok hafif tatlara geçeceksin. Bu hafif tatlar içerisinde de bilhassa meşe fıçıdan sonra sherry'de, meşe fıçıdan sonra konyak fıçılarında bitirilmiş finish'i o taraflarda olan varsa aradığın tatlar senin o kategorilerde. Oralara yapış. Tarifi bu. Senin aradığın tat tam olarak orada yani. Seni orada bekliyor. Blendlerin içerisine unutmayın ki daima şey katarlar. Birazcık Ayla katarlar. Çünkü Ayla viskileri İskoç viskisinin çok aranan bir özelliği. O biraz viskinin delikanlı tadı denilen bir böyle acı bir tadı var ya. Onu Ayla viskileri veriyor hep. Ayla viskilerini hep katarlar. Katmadıklarını görmeyeceksin. Ama Ayla kattıkları zaman da işte o çiçekler, böcekler geberiyor. Bağırarak ölüyorlar. Aaa filan diye. Peated. Smoked. Charred. Bu tarz kelimeler geçiyorsa aradığın tatları bu viskilerde bulamazsın. Öyle düşün. Oralarda takıl ondan sonra. CSH Whisky 101 videosu çekmeyi düşündün mü? Düşündüm vallahi ya. Çok yakında başlayacağım bir şey bu kesinlikle söylediğin şey. Yoichi tadında İskoç viskisi var mı? Bilmiyorum Yoichi nedir? Şimdi Yoichi'yi bilmediğim için. Yoroichi'yi biliyorum. Hentai'lerinden ama onu kastetmiyorsundur herhalde. Hatun'un adı Gamze diye Dimple'a sarmıştım. Aga! Romantik olmak lazım bazı şeyler için. Benim de Gamze diye kız arkadaşım vardı. Hiçbir şeye saramamıştım. Dertleri efkara sarmıştım. Aga! Mugabe! Captain Morgan içtin mi? İçmedim abi. Captain Morgan'la zaten dezenfeksiyon yaparsın yani. Arkadaşlar ucuz viskilere kurban olayım gitmeyin. Yani ucuz viskilere giderseniz
Ucuz viskilerde sert alkol tadı çok var. Seviyorsanız bu arada sert alkol tadını, Ayla viskisi gibi şeyleri falan. Ucuzlarda aslında güzel şeyler buluyorsunuz ama yani onların ucuz olmasının bir sebebi var ya. Ya hocam, zamanında bir arkadaşın dedesinin Almanya'dan getirdiği bir viski içtim. Ağacı yesem o kadar tadı gelmez. Nasıl benzer bir şey bulurum? İs tadı yoktu, İskoç viskisi gibi aromatik değildi. Şimdi İskoç viskilerin de hepsi aromatik değil. Single malt olayının esprisi, işte birisi onu özellikle iyi yapıyor. Genelde şimdi ağaçlı tatları bırakanlar o fıçının bitimiyle alakalı. Yani fıçıyı nerede finish etmişler? Finish deniyor buna. Ne tarz fıçıda bekletmişler? Kaç sene bekletmişler? Ağaç tadı veren viski. Çok ilginçtir. Ben viskilerde mesela ağaç tadı çok almıyorum. Ama yani sonuçta o tat fıçıdan geliyor biliyorsun. Düşünüyorum şu anda kendi stoğumun içerisinde tadıp da "Aa, bu vallaha ağaç tadıdır" dediğim. Yani çok ilginç. Mesela benim çok bariz ağaç tadı aldığım bir tane Japon viskisi var. Geçen başka bir arkadaşa tattırdım. "Bu ne lan? Bunda ağaç tadı yok, ben almıyorum" dedi. Bir dakika, bana müsaade. Dimple ve Singleton. Ama ikisine de su katmıyorsun. Bushmills. Winkman Bushmills İrlanda viskisidir. İrlanda viskisinin de ucuzudur. Yani öyle içmekten korkacağım bir şey değil. Hani Bushmills biraz harcı alem bir viski. Küçümsemek için söylemiyorum. Tadı da çok güzeldir bu arada. Viskiye ne kadar su katıyoruz? Yani işte bu da viskisine ve senin damak tadına göre değişiyor. Ya aslında sizden bir şey rica edebilir miyim ya? Bana bak, çok güzel sorular soruyorsunuz. Ben de viskiye başlayanlara tavsiyeler falan gibi bir video yapmak için sizden soru alsam. Mesela şu an boşta bir arkadaşımız varsa, chatte insanlar bana viski ile alakalı başlangıç seviyesi, hiç bilmiyorum. Hani utanarak soruyorum, hani utanırım başkasına sorsam falan gibi diyeceğiz. Mesela viskiye ne kadar su katıyoruz? Aşırı başlangıç seviye bir soru. Viski ile ilgili cahilim ama şunları da merak ediyorum tarzı sorularınız varsa sizden ricam, çete bir spamleyin. Bir ya da iki tane arkadaşımız da boştadır. Bana onları bir toparlayıp atarlarsa aşırı memnun olurum. Biriniz yaparsınız bunu. Güveniyorum ben chatime. Olmazsa ben yayın geçmişine dönüp kendim bakarım. Ama genelde de millet yardımcı oluyor böyle konularda. Çok işime gelir. Çok güzel video çıkarırım sayenizde. Çok yardımcı olmuş olursunuz bana da. Hem de merak ettiklerinizi ben de cevaplamış olurum. Ya yani şey gibi sorabilirsiniz. Viskiye nereden başlayalım? Viskiye su katılır mı? Viski buzsuz içilir diyorlar. Doğru mu? İşte viski içtim, çok lezzetsizdi. Bir daha hiç viski içeyim mi, içmeyeyim mi falan. Hani böyle aklınıza ne geliyorsa, basit seviye. Benim biraz viski kültürüm var diyorsanız siz de yazın. Ama başlangıç seviye soruları ilk önce cevaplayacağım yani. Viski haram mı? Mesela haram. Hangi viskiye buz atılır, hangisine atılmaz? Ha. Bak, tam böyle aradığım sorular işte. Ballantine's 7 yıllık Urbon nasıldır? Ballantine's Bourbon değil. Yanlış mı biliyorum? Ballantine's'ın Bourbon'u mu çıkmış? Bourbon Amerikan viskisi. Ve şey, yani Amerikan viskisinin ismi Bourbon. Amerikan viskisi demek yerine Bourbon diyebilirsiniz, aklınızda olsun. İskoç viskisi ise Bourbon değildir. Yine aynı şekilde atıyorum, İrlanda viskisi ise Bourbon değildir. Bazen Bourbon fıçısında bitiriyorlar viskileri. Yani mesela viskiyi bitirmek, böyle şeyler. Bunları anlatmam lazım ya. Ama viski haram mıdır sorusunun cevabı evet, haram, haberiniz olsun. Ve ayrıca alkolünüzü sorumlu içiniz. Alkol dostunuz değildir.
peated viskilerin yanına bir meze veya içine buz atmak gerekir mi? Güzel. Single malt, bourbon, VB viski terimlerin anlamı nedir? Hah, çok güzel soru. Sabah beri herkes biliyormuş gibi konuşuyoruz bunları mesela. Bunları konuşalım. Çok güzel. Ben tadını beğenmiyorum ama işin kimyası ve o kimyaya göre içeceği karakter kazandırılması ilgimi çekiyor. Nereden işlem süreçlerini öğrenebilirim? Hmm. Okey. Bu nasıl başlangıç sorusu lan? Neyse ama. Viski birkaç defa denedim. Viski sağ dışında hiçbirini sevemedim. Sorun bende mi acaba? Başlamak için öneri çok güzel olur. Vallahi yani kaç senedir viski tadıyorum. Ben şöyle söyleyeyim size. Herkesin seveceği bir viski bir yerlerde var. Ha, alkol yani yüksek alkol senin damağına sert geliyorsa. Kimi insan işte bira sever, o damağına o hoş gelir. Yüksek alkol sevmez herif yani. Vodka da sevmez, rakı da sevmez. Hani anladın mı? Yüksek alkol sevmemek diye bir şey var. Şimdi o bir gerçek. Ama yani yok ben alkol seviyorum da viski de tadını beğenemedim diyorsa. Senin asla seveceğin, aşık olacağın viski oralarda bir yerde. Ama işte bizim ülkede viski alayım tadayım hay Allah beğenmedim dediğim vakit o anda 500-600 TL yanmış oluyor ya. Kimse yapamıyor o yüzden bunu. İşte bu da zaten devletin işte biz bu keyiften mahrum kalalım diye yürüttüğü bir politikanın sonucu bu arada yani. Hani adam böyle politika yürütünce biz de mahrum kalırız tabii ki. İnsanların Hibiki gibi top notch Japon viskilerini single malt sandığı gibi bir yanılgı çıktı. Sence neden olabilir bu? E şöyle Kerpleçka. Demin mesela Mürşit geldi bana dedi ya ben bir single malt deneyeceğim bana bir şey öner diye. Ben mesela Mürşit'in özellikle single malt kovaladığını zannetmiyorum. Ama sağda solda anlatıla öyle bir oldu ki sanki hani iyi miski single malt geri kalan hepsi kötü falan gibi böyle bir şey oturdu. Öyle bir algı oturdu. Öyle bir algı yaratıldı hatta yani. Son derece şeyin pazarlamasıyla. Yani İskoç viskilerinin kendini pazarlama tarzları sonucunda böyle bir algı yaratıldı. Oturdu. Aa. Abi ilk viski içtiğimde arkadaşım eniştesinin ev yapımı viskisini enerji içeceğiyle karıştırıp buz koyarak servis etmişti. Biz böyle içerek doğru bir şey mi yaptık yoksa katlettik gibi mi oldu? Yani evet. Ağzına tükürmüşsünüz gibi olmuş biraz, evet. Yani öte yandan bunun için satılan viskiler de var. Yani adam mesela 40 şişe, 40 fıçı, 1500 fıçı viski yapıyor. Yani o yaptığı fıçıların 2 tanesi, 3 tanesi iyi çıkmıyor. Veyahut da onları da miksoloji için, mix için bırakıyor. Sektörde karıştırılsın diye viski üreten bir sürü firma var. Mesela hemen size şunu göstereyim. Meşhur, en meşhur tanı viski. Ah, bakınız. JB. Bu viskinin üretim amacı enerji içeceğiyle meyve suyuyla karıştır. Veyahut da kokteyllerde kullan. Yani özellikle ucuz viskiler çoğunlukla bu amaçla üretilir. Yani şöyle söyleyeyim hatta size, bu daha ilginç gelebilir belki kulağınıza da. Kalitesiz viski üreten hiçbir damıtım evi yok. Hepsi kaliteli viski üretiyorlar. Ama kaliteli mesela yani şey gibi düşünün bunu. Bir piramit gibi düşünün. Adamdan bir ürün çıkıyor. Adam o ürüne bakıyor. Ulan diyor ben bunun tepesini diyor alayım diyor yatırayım diyor 12 sene diyor. Biraz altın alayım diyor 18 sene yatırayım diyor. Gövdesini alayım blende göndereyim diyor. Diplerini de diyor yapıştır. Ahmet abi alkolleri diye. Millet kokteylde kullansın diyor salıyor. Yani o yüzden hani böyle bir hata mı ettiniz? Yani şimdi kaliteli viskiyi karıştırdıysan ıvırla zıvırla hata ettin demektir. Ama kimi viski de sırf bu iş için üretiliyor yani. Aynen daha hasso bir viskidir muhabbeti var ya öyle düşünün. Ki Ballantine's bile o kadar hasso bir viski değil ama evet White Horse'a göre çok daha hasso bir viski yani. Ev yapımı viski mi? Ev yapımı viski... evet.
Korkunç bir şey yani. Viski için ideal içim sıcaklığı nedir? O kadar değişken bir şey ki bu da. Evet, güzel ya bu sorular. Chatten bir arkadaşımız bunları bana derleyip atar değil mi sonra? Ev yapımı viski ne kadar iyi olabilir? Yani diyelim ki dişiniz falan çok ağrıdı. Ağzınızda tutarsanız ağrınızı bastırabilir. Onun dışında kör olmaya doğru hızlıca koşarsınız. Ev yapımı viski... Ne? Anasını satayım. Saçma sapan bir şey. Batın inanç gibi bir şey ya ev yapımı viski. Yani bu arada evinde iyi değilse bile eve iyiye yakın bir viski yapabilirsin. Ama bizim memlekette zannetmiyorum ki arka bahçesinde millet alkol distil edip fıçıya yatırsın. Amerikalılar onu yapıyor. Ama bizimkilerin yaptığı o değil bence. Viski aroması diye bir şey katılıyorlar yani. Onları falan kullanıyorlar herhalde. Biz kokteyl illa ucuz viskiden yapılacak değil. Aa tabi. Mesela arkada Woodford Rye diye bir tane çavdar viskisi var. Old fashioned yapıyorsam o kadar yakışıyor ki o kadar olur yani. Yani ev yapımı viski, gerçekten ev yapımı viski yapacak adamın hani şey olması lazım. Hükümette adamı falan olması lazım yani. Çünkü tesisat kurman gerekir. Kurtlar Vadisi'ndeki böyle gözlüklü dayı vardı ya, kokain yapıyordu. Viski yapma süreci öyle bir şey. Yani evinde o sürece giriyorsan eyvallah. Ama zannetmiyorum çoğu bana anlatılan evde viski yaptık muhabbetinin öyle olduğunu. Alıyorlar etil alkolün içine aromayı atıyorlar. İki günde böyle yalandan fıçı talaşın içinde yatırıyorlardır. Aa viski öldü ya falan diyorlardır. Yani o şey gibi benim ağzınıza tükürüp bak kardeşim su içtin demem gibi bir şey. Ha bak güzel soru. Viski için özel bardak var mıdır yoksa şişesinden bile içilir mi? Güzel soru, doğru soru. Viskide bardak seçimi ilginç bir şekilde çok etkili ya. O işin şakası yok yani. Brandy mi? Ha evet. Glencairn bardaklarında da elin sıcaklığı muhabbeti var. Şişesine aldanmamanız gereken viskiler nelerdir? Hepsi. Ama bu ayrı bir içerik olabilir bu arada. Şişesine aldanmamanız gereken asıl içecek türü kanyaklar bu arada. Şişe şişe oldu herifler yani. Konyak nasıl bir içki? İşte bunlar da zor sorular ha. Şey gibi biraz, öpüşmek nasıl bir şey? Yani işte böyle dudaklarına bir şey değiyor falan gibi. Ne tip beslenme bizim ağzımız tadımızı geliştirip viskiden alacağımız tadı arttırır CS? Bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda hazırlık yaptım ha. Bak çok güzel soru oldu Rıza. Sanki yaptığım hazırlıktan haberim varmış gibi oldu. Sanayi araba götürmüştük. Ustalar akşam Şivas açmışlardı. Çok şaşırmıştım. E Şivas çok uygun bir içecek arkadaşlar. Elde Şivas 12. Şivas... İyi viskiler arasında yani Şivas kötü bir viski değil ama Şivas hani şey de değil. Abi Şivas falan hani böyle bir şey yoktur yani. Hani Şivas şeydir. Piyasa viskisidir yani. Şivas ne biliyor musunuz? Şivas Valorant değil. CSGO da değil. Ama Rainbow Six. Öyle düşünün yani. Hani vay be demek Shivas ha filan denecek kadar elit bir şey değil. Ama baktığında bir CSGO bir Valorant'tan da daha elle tutulur bir şey mi? Yani Allah'a şükürler olsun. Daha akıllı bir ürün. Hani böyle en iyi öyle anlatabilirim herhalde Shivas'ın ne olduğunu yani. Shivas 15 Rum fıçısında bitiriliyor ve ben bayağı beğenmiştim. Shivas 13 değil mi o ya? Bu arada Shivas kötü değil işte arkadaşlar. Ama hani benim için fazla blend. Blend oldu yani. Shivas'ı ben hangi filme vermiştim Marvel videosunda? Yani Shivas'a kötü diyemezsin, Allah çarpar. Ama o falan olmuyor ben mesela. Blend viskilerde benim
Etkilenme hızım çok hızlıca düşüyor ya. Ama o damak tadı zamanla oturacak bir şey yani, şeyinde lüzumu yok. Aa vur mu baba, single malt falan. Ya o da zamanla geliyor ha, onun artistliğini yapmanın lüzumu yok. Başlarda ben de artistliğini yapıyordum. Sonra bir bok anlamadım, fark ettim. Daha çok blend içtim. Bir süre sonra damak tadın şey oluyor. Ha bir dakika lan, bu o değil falan gibi oluyorsun böyle küçük küçük. Çoğu düzgün single malt. Aslında işte Rıza'nın yazdığı gibi indie oyun gibi bir şey. Popüler oyunlar single malt kategorisinin işte büyükleri böyle Glenfiddich'ler, şeyler, Macallan'lar, bilmem neler. Jameson'ın Garaguzu Brewery Edition nasıl? Bilmiyorum, hiç tatmadım ve bana çok ters geldi o konsept. Hiç girmedim o işe. Yani onlar ya aromalı viski ya. Üf, bilmiyorum. Bana ters geliyor işte. Ben de oralarda biraz gıcığım galiba. Şey oluyorum böyle. Ne alaka abi şimdi Garaguzu'nun falan oluyorum. Bird Dog şeftali aromalı viski. Vallahi içmedim. Aromalı viskiye biraz gıcığım. Ama siz de sevdiğiniz malı seviyorsanız sevin. Yani damak tadı çok kişisel bir şey, söylüyorum. 5-10 farklı 25 yıllık şivas var benim gördüğüm. Yani burada da çok ilginç başka bir şeyden bahsedeceğim. Yaşlı viski illa daha iyi viski demek değil. Ben çok yaşlı viskilerde içtim. 30 yıllara kadar çıktım. Yani gün geliyor diyorsun ki şuradan bana bir Jameson verin lan, içim yandı diyorsun. Yani bunların hepsini anlatacağım videolarımda. Can bana öyle bir viski söyle ki hiç duyulmayan ama seni çok beğendiğin. Vallahi Murat bilmiyorum ki şimdi, sen de hani ne kadar biliyorsun ne kadar bilmiyorsun. Nispeten popülerlerinden söyleyeyim, Glenmorangie diye bir tane marka var mesela. Onun 12 yıllıklarına bilmem ne yıllıklarına gitmeye başladığında çok güzel şeyler çıkıyor bence. Glenmorangie'yi biliyor muydun bilmiyorum. Nispeten popülerlerden ama belki bilmiyorsundur, ucuz bir yerden kurtarırım. Daha hani hiçbir şeye gitmem belki dedim. Jameson Garaguzu Edition'ın koleksiyon değeri var. Ama hani öyle şey beklememek de lazım. Vay, Garaguzu Edition'dan iyi ki almışız. Üf, 5 katına sattım bunu. Öyle bir şey çıkmaz. Ama hani it's something. Tadına baktım, en pahalı viski galiba 28 yıllık Royal Salute'tu. Hangisi hatırlamıyorum işte. Bakacağım onu. Hangi Royal Salute olduğunu hatırlamıyorum. İçtim ve dedim ki ha evet lan. Pahalı viski veyahut da eski viski illaki daha iyi olmuyor her zaman dedim. Çok sağlam pahalı bir eski bir viski içtiğin zaman uyanıyorsun. Pahalı ve eski viskilerin o kadar da aman aman olmadığına. Ha bak, 21 yıllık Royal Salute var. Ben 21 yıllıktan bir tık pahalısını içtim. Çıkar şimdi. (gülüyor) 21. Aldığımdan değil, bunu ikram ettiler bize. Şu galiba ya. Ha ya da bu kırmızısı da olabilir. 52 kesinlikle değil de. Aynen. Aynen. Şunu içtim mesela ve dedim ki hani hamdolsun dedim. Yani öyle şey de olmadım yani. Bu arada bak, çok pahalı viskilerde bu hep yaşanır ha. Hep böyle oluyor. Bir noktadan sonra diyorsun ki bu biraz koleksiyonun artık ha, bir yerden sonra diyorsun. Şey gibi düşünün, çok pahalı ve büyük viskileri. Oyunların deluxe editionları gibi. Hani böyle altın pipi çıkıyor içinden, tamam güzel hani hoş. Ama hani okey. İskoçya'dan Aberlour 16 aldım. Çok çok iyi. Aa, ben Kıbrıs'tan gelirken Aberlour 18 patlattım. Aberlour benim favori viskim ya gerçekten. Ama sen her soruya cevap verirsen videoya ne kalacak? Bu canlı yayın oğlum. Bunun tekrarını kim bulacak?
Aç gözünü sen yürek. Bir tek yürü yok bunun. Sen benim burada cevap verdiklerimi de koy oraya. Sakın ha onları çıkarma. Çıkarmıyorsun değil mi? Ben burada cevap verdim diye oradan çıkartma. YouTube videosu başka. Buradaki muhabbet başka kral. Aç yüzünü sen yürek. De kürarı yok bunun. Aradım. Zülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi. Manzara köy. Aradım. Aradım. Bunu sabaha kadar yapsam sıkılmam. Glamoraj Morage hangi seri onu da söylersen süper olur. Yani fark etmez şey. Sen Glamoraj Morage'i biliyor muydun? Yakaladım mı seni? Yok yakalayamadıysam Glamoraj Morage'de 16'ya kadar çıktım ben. Ama Glamoraj Morage'in en düz halini bile seviyorum. Yalnız Glamoraj Morage'in şeyi var. Bir tane X Edition'ı var. X Edition'ı miksoloji için yapılıyor. O kadar iyi değil kokteyl ürünü olduğu için. Ha Jameson 18'liği hala tatmadım bu arada ya. Niye söyle onu böyle kafamda çok özel bir yere koydum. Belki de hata ediyorum ama bir de Tancan hediye ettiği için falan. Ayrıca bir minnoşluk gibi geldi bana o.